Merhabalar değerli dostlar. Devir Dergisi'nin 2020 Temmuz sayısına yazdığım "Şiddeti önlemek için daha ne bekliyoruz?" başlıklı yazımı paylaşıyorum sizlerle. 2020'li yıllara geldik. Dönem itibarıyla sanayi 4.0 yansımalarının artık iyiden iyiye uygulanmaya başladığı günlere doğru bir gidişat var önümüzde. Yapay zekalar, insansı robotlar, nesnelerin interneti derken deri altına enjekte edilen çip kimlikler de korona salgınıyla birlikte insan hayatına hızla dahil olmaya başladı. Böyle bir teknolojik gelişmenin ve dönüşümün yaşandığı dönemde hala da kadınlara yönelik erkek şiddetini, hatta artık erkek vahşetini konuşuyor, kadınların hayatta kalması, korunması, erkeklerin de ceza alması, eğitilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Üstelik de hala tane tane anlatıyoruz. Böylesi uçlarda bir toplumsal tezat mı yoksa ikiyüzlülük mü desek? Üstüne üstlük şiddete meyilli erkek göz önünde olan, nüfuzlu ve popüler bir erkekse korunup kollanıyor, aklanmaya çalışılıyor veya ortalık derin bir sessizliğe gömülüyor. Bunu hukuki süreci her ikisinde de devam eden ve sonucu beklenen Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayında ve hemen öncesinde basına yansıyan İsmail Küçükkaya Eda Demirci olayında da gördük. Mahkeme kararı geçen yıl belli olan Ahmet Kural, Sıla ve daha bir dizi benzer erkek şiddeti olayında da gördük. Şiddet gören kadının gördüğü şiddeti açıklaması hiç kolay bir süreç değil. Sessiz kalmayıp dile getiren her bir kadın kendi insan hakkı için mücadele etmesinin yanı sıra aslında tüm kadınlar ve erkek şiddetinin meşrulaştırılmaması adına ciddi bir adım atmış oluyor. Erkek şiddetine maruz kalan kadın sessiz kalmıyorsa toplumun her bir bireyi de sessiz kalmamalı ve tepki göstermeli. Özellikle de artık erkekler tepkilerini ortaya koymalı, ses vermeli. Sessiz kalınan, hele de tanıdık dost kontenjanından olunca kayrılan, taraf olunan, iltimas geçilen durumlar erkek şiddetini meşrulaştıran zemini sağlamlaştırmak demektir. Samimiyeti sorgulatır, inandırıcılığını yitirir. Şiddet kimden gelirse gelsin herkesin kırmızı çizgisi olmalı. Şüphesiz her zaman bıkmadan, usanmadan, zihinlere nakşoluncaya kadar dile getirileceği gibi bu bir kadın meselesi değil, insan hakları meselesi, toplumun geleceğinin meselesi ve şüphesiz şiddetin her türlüsüne karşı olunmalı. Kadına, erkeğe, hayvana ve dahi tüm canlılara şiddete hayır. Ancak yüzyıllardır süregelen erkek şiddetini kabul edip dile getirmekten geri durmamalı. Zira kadına şiddet değil, erkek şiddeti, hatta erkek vahşeti var artık. Bu çok açık. Pınar Gültekin'i izah edilemeyecek bir vahşetle öldüren ve itiraf ederek tutuklanan Cemal Metin Avcı gibi caniler var. Onun için diyoruz, İstanbul Sözleşmesi yaşatır, erkek şiddeti öldürür. Bir kereden bir şey olmaz. Küçüğün rızası vardı. Halk destekliyor. Çocuk yaşta evliliğe af gelmeli. Erkek vurursa tepki göstermeyin. Uzaklaşın, odanıza çekilin. Kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak. Üvey kız evlat dedeye helaldir gibi akla zarar bu ve benzeri söylemler de erkek şiddetini meşrulaştırmaktan, toplum ahlakını bozmaktan başka bir şey değildir. Erkek şiddetine de ses vermeliyiz, istismarına da. Devletin asli ve öncelikli görevlerinden biri de bireylerin, çocukların cinsel istismara maruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmak değil midir zaten? Şiddet maruz kalan kadının itibarını değil, zihinleri şiddet göstermeye kodlanmış erkeğin itibarını yerle bir eder. Bu kadar açık. Dolayısıyla şiddete meyilli olduğunu gördüğümüz, özellikle toplum önündeki popüler erkeklerin dillerine pelesenk olan kariyerlerinin bitirilmesi mevzuundan korkmaları yerine, öncelikle insan olarak bu dünyaya geldiklerini idrak etmelerinde fayda var. Ve şiddet gösteren tüm erkeklerin.
Son günlerde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadelenin ulusal ve uluslararası zeminini oluşturan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkması yönünde hazırlıklar olduğu konuşuluyor. Bakın, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmak istendiği bu günlerde 3 günde 8 kadın cinayeti işlenmiş. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bu kadınlar hayatta olacaktı. Zira İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı, 6.284'ün gündeme geldiği 2011 senesine baktığımızda kadın cinayetlerinin en az olduğu sene olduğunu görüyoruz. Meclisin imzaladığı bir ahde vefa olan İstanbul Sözleşmesi de insan hakları da bir müzakere konusu değildir. Kadınların eşit haklarla yaşaması için, toplumsal cinsiyet eşitliği için İstanbul Sözleşmesi şart. Zihinlerimizi tazeleyecek olursak, biliyorsunuz 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak biliniyor. 2014 yılında yürürlüğe giriyor ve Temmuz 2020 itibariyle 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanıyor. İstanbul Sözleşmesi için 12 Mart 2020'de ilk imzacı ülke Türkiye oluyor. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, yani İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayanarak çıkarılan 6.284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun, şiddete karşı kadının korunmasının bir güvencesidir. Yoğun çabalarla kazanılan bu haklarımızı bilelim, sahip çıkalım ve kullanalım. Bir platform oluştu. TCK 103 Kadın Platformu. Bu konuda gece gündüz demeden müthiş bir özveriyle çalışıyor. Hem şiddete hem de istismara karşı ciddi bir mücadele veriyor. 9 Temmuz 2020'de platform olarak yaptıkları ilk basın toplantısında çocuk cinsel istismarı faillerine yönelik af girişimlerinden, İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6.284'ü karalamaktan, kadınların kazanılmış haklarını tehdit etmekten vazgeçin, İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayın diyerek bu oluşumu duyuran platformda 300'e yakın kadın derneği bulunuyor. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak, şiddetçi erkeklere teşvik, tüm kadınlara tehdittir sözünden hareketle son derece programlı yürütüyorlar çalışmalarını. Açıkçası bu geniş katılımlı platforma destek veren, imza veren 300'e yakın kadın dernekleri ve muhtelif oluşumlar arasında bilinen bazı kadın derneklerinin olmaması dikkatimi çekti. Şimdi destek vermeyeceksiniz de ne zaman destek vereceksiniz diye sormak isterim her birine. Kadınları, yani hemcinslerimizi ve çocuklarımızı ilgilendiren bir konuda geri durmak niye? TCK 103 Kadın Platformu'nu takip edin lütfen. Özellikle erkek şiddetine dair sesleri çıkmayan, konuyu her daim kulak arkasına atan erkekler, sizler takip edin ve emek verilen mücadeleyi görün, hissetmeye çalışın. Konuyu kadın erkek üzerinden değil, insan hakları üzerinden artık okuyun. Hep diyorum, yine paylaşmak isterim. Şiddet gören kadınlar için kadın sığınma merkezleri yerine şiddet uygulayan erkekler için erkek ıslah ve eğitim merkezleri açılmalı. Şiddet eğilimcisi erkekler bu merkezde zihniyet gelişimlerini tamamlamalı. Yoksa bu iş hiçbir zaman için hadımla, idamla çözülmez. Nörolog, sosyolog, psikolog, iletişimci ve bunun gibi ilgili tüm disiplinlerin katılımıyla kurulacak bir uzmanlar kurulu desteğiyle aşılması, çözülmesi gereken bir sorun. Zihniyet değişimiyle çözülmesi gereken bir sorun. Yasaların uygulanmasıyla çözülecek bir sorun. İstanbul Sözleşmesi'nde de yer alan bir eğitim seferberliği de ilan edilmeli ivedilikle. Anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar çocuklara insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, fiziksel ve psikolojik şiddet, zorbalık, cinsellik, cinsiyetçi dil ve cinsel şiddet üzerine eğitimlerle farkındalık kazandırmalı. Ebeveynler çocuklarını gönderdikleri okullardan ısrarla bu eğitimleri talep etmeli.
Zihniyet gelişimi demişken Tayfun Atay'ın Ezilmiş Erkeğin İniltisi başlıklı yazısında paylaştığı gibi değerli dostlar. Erkekler erkeklik kültürünün hem üreticisi hem de ürünü. Ataerkil örüntünün hem sahibi hem kölesi. Her an elden gitme tehlikesi ve kaygısı nedeniyle erkeklik bir erkek için ne kadınlar için olduğu gibi tamamen dışsal ne de işte tam anlamıyla erkeğe içsel bir kapasite. Erkeğin erkekliği hep sınama ve tehdit altında. Tehdit kadınlardan değil, diğer erkeklerden gelmekte. Bu yüzden erkek erkeğin kurdudur demek de, erkeğin kurdu kendinden olur demek de mümkün. Erkek baştan yeniktir. Bir erkeğin hayatı bir bakıma ta en baştan mağlubu olduğu erkeklik kimliği karşısındaki bu yeniklik durumundan kurtulmak için kıvranmalarla geçer. Bu süreçte bir maskülin düğümlenme, karşı cinse ve hemcinsine yönelik iki uçlu bir çatal olarak kendini gösterir diyor Tayfun Atay yazısında. İşte bu yönde bir farkındalığı ve iyileşmeyi de beraberinde getirecektir zihniyet değişimi. Birçok istatistiki bilgi var elimizde. Rakamlar işin vahametini ve realiteyi her zaman çok net ortaya koyar. Zira ölçmediğimiz hiçbir şeyi iyileştiremeyiz, yönetemeyiz. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından Haziran sonunda yayınlanan rapora göre Türkiye'de 18 yaşından önce evlendirilen her 3 çocuktan biri yine çocuk yaşta, 18 yaşından önce anne olmak durumunda kaldı. Hacettepe Üniversitesi ve Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde kadınların %9'u 15 yaşından önce cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiş. 20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlendirilen çocukların oranı %14,7. Evlilik kararlarının %46'sını çiftlerin aileleri almış. Evlilik kararlarının neredeyse %50'ye yakını değerli dinleyiciler, çiftlerin aileleri tarafından alınıyor bu istatistiki bilgilere göre. Kadınların %33'ü kendileri henüz çocukken anne olmuşlar. Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu son 8 yılın en tepe noktasına ulaşmış. Ceza mahkemelerinde çocuğa cinsel istismar suçundan 28.360 dava açılmış. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmak istendiği bu günlerde 3 günde 8 kadın cinayeti işlenmiş. Bazı erkekler de var ki şiddet, vahşet uygulayan erkeği haklı çıkarma çabaları bir yana erkek şiddetini kadın şiddetiyle mukayese ediyor. Diyorlar ki erkeğe şiddet uygulayan kadınlar da var. E vardır elbette. Ancak asla kıyas kabul etmez. Erkek şiddetinde olduğu gibi günlere, haftalara, aylara ve yıllara yayılan istatistiki veriler ortaya koyabiliyor musunuz? Yüzyıllardır süregelen erkek şiddetini niye kabul edip dile getiremiyor? Erkek şiddetinin kökeninde yatan nedenleri niye sorgulamıyorsunuz? Mukayeseye tabi tutulamayacak şiddeti bile insan hakları üzerinden eşit seviyeden algılayamamak, yetersiz eril zihniyetin göstergesi olsa gerek. Zihinlerde hep kadın erkek ayrımcılığı. Onun için Mart sayısındaki yazımda 8 Martları toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları ekseninde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değil, 8 Mart Dünya İnsanlar Günü olarak kutlayalım. Var mısınız diye sormuştum hatırlarsınız. Bitirelim bu şiddeti, ayrımcılığı, eşitleyelim tüm hakları ve gelsin 8 Mart Dünya İnsanlar Günü. Ne dersiniz beyler? Yaşananlar da, veriler de gerçekleri buz gibi gözler önüne seriyor. Vaziyet ortada. Bir devletin varlığı, milletinin yaşaması ve güçlü olmasına bağlı değil mi? Şu meşhur insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünde işaret ettiği gibi. O halde ne bekliyoruz? İstanbul Sözleşmesi yaşatır, erkek şiddeti öldürür. Niye İstanbul Sözleşmesi'ni bir an önce uygulamıyoruz?